Helal Turizm'in tertip ettiği bir dizi program için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan peygamber şairi Dursun Ali Erdincanlı'nın Asr-ı Saadet'e yolculuk programları yoğun ilgi gördü. Şair, yazar, peygamber aşığı, Resulullah sevgisini yüreklere nakış nakış kelime kelime işleyen Dursun Ali Erdincanlı, New York, New Jersey ve Pensilvanya'da yapmış olduğu programlarına Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk ve Müslüman toplulukları yoğun ilgi gösterdi. Amerika'ya geldiğimde ilk görev yerim benim burası. Herhalde Amerika'ya dolaşsam dahi buradan ayrılmayacağımı artık öğrendim. Ne yaptınız bilmiyorum artık. Ama şunu çok iyi biliyorum. Zor şartlarda görev yaptığım halde dahi kapısı bana açılmayan bir ev hatırlamıyorum. Tam hoca dostu, peygamber aşığı bir yerdeyiz bu bölgede. Onun için hepinizle gurur duyuyorum. Beni tanıyanlar var, benden sonra 22 yaş daha büyüyünce çocuklar artık tam tanıyamayabilirler. Ama görev yaptığım süre içerisinde benim burada görev yapmamı sağlayan buradaki insanlardı. Allah tekrar sizlere uzun ömürler, hayırlı ömürler, evlatlarınızın geleceklerini âli eylesin. Bugün bu gece buraya gelmemize sebep olan bir peygamber dostu, bir peygamber aşığı, hepimizin de sevgilisi. Bugüne kadar televizyonlardan, CD'lerden seyredip ve izlediğimiz hocamızı çok murat ediyordum. Nasip oldu, getirdik. Hocam bizi kırmadı. Hocam Amerika'da böyle bir program yapacağız dedi. Pandemi falan inanın düşünmedi. Hocam bir hizmet olacaksa mutlaka geliriz dedi ve geldi. Şimdi çok uzatmayacağım sözü, sözlerin en güzelini söyleyecek, peygamberimizin asıl saadetini bize götürecek Dursun Ali Erzincan hocamı sahneye davet ediyor. Hocam bir saniye. Efendim Fatih hocama çok teşekkür ederim ama çok radyofonik bir sesi var, güzel de şiir okuyor. Meselesi de öyle. Dokuz parmağında, on parmağında dokuz marifet. Bir tanesinde yüzük vardır herhalde, değil mi? Efendim, öncelikle hepinize Allah-u Teala'nın selamını selamlıyorum. Rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet, hayatın geçiyor kalbimizden, kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşında sen, beni sağ durdunda sen. Sana süt anne olmadı kadınlar, bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor beni sağ durdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana meftun ayrılmıyor başucunda. İnsanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana aşık, sana kilitli. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arş-ı âlâ. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma Tüzzehra, seyitlerin anası,
yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşref-il vera, Hazreti Seyyidina Muhammed'in Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı bulur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa düşen adı. Yanında kırmızı bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünü adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek sesleri maderadan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstahrabat'ta yanan ateşlere sönemli verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün ve susun. Susun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor. Salkım sal. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerine, o simsiyah nur denizi gözlerine doya doya bakıyor Hazreti Adem'e. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri. Eğiliyor kulağına ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im. Ya Resulallah. Ne zaman saadet asrını ansak, arkadaşlarımdan, o güzide ashabından biri ağlar kalbimizde. Önce sen ağlarsın. Abdullah bin Resul'dan bana Kur'an indirilmişler. Kur'an sana indirilmişken sana bu Kur'an okuyayım ya Resulallah demiştim. Onun başkasından dinlemeyi istedim buyurmuştu. İbn-i Mesud Nisa suresini okumuş bir ayete gelmişti. Her ümmetten birer şahit Habibim. Onların üzerine de seni bir şahit olarak getirdiğimizde onların halimiz olur. Şimdi yeter demiştim. İbn-i Mesud sana bakmıştı. Mübarek gözyaşlarının sakalını etmişti. Bir defasında ashabına Kur'an okuyordu. Sakın o ateşten ki onun yakıtı insanlar ve taşlar diyordu. Önünde oturan siyahi bir adam yüksek sesle ağlamaya başlamıştı. O ağlayışa Cibril inmişti semana. Ya Resulallah, huzurunda ağlayan bu zat kimdir demişti. Sen de Habeşli biri demiş, onu övmüştün. Cebrail ise şu müjdeyi vermişti. Allah buyuruyor ki, İzzet ve Celalime, arş üzerindeki hakimiyetime yemin ediyorum ki, dünyada benim korkumdan ağlayan bir kulun gözünü cennette çok güldürecek. Ne zaman saadet asrını alsak, arkadaşlarından, ashab-ı güzün efendilerimizden biri, peygamber sevgisini öğretir bize. Ashabından biri sana gelmişti. Ya Resulallah demişti. Seni o kadar çok seviyorum ki aklıma geldiğinde gelip seni görmesem canım çıkacak gibi oluyor.
Sonra ahireti düşünüyorum. Cennete girsem bile seninle birlikte olamayacağım. Aşağı mevkilerde kalacağım. Bu da zoruma gidiyor. İstiyorum ki orada da seninle birlikte olayım. Sen de kişi sevdiğiyle beraber de buyurmuştun. Abdurrahman bin Sa'd anlatıyor ya Resulallah. Diyor ki, Ömer'in oğlu Abdullah'la birlikte otururken bir ara ayağı kasılır kaldı. Ayağına ne oldu dedim, şuradan itibaren bir sinir toplandı dedi. Ben de dedim ki, en çok sevdiğin insanın adını anla, iyileşsin. Ya Muhammed dedi ve hemen ayağını topladı. Ya Resulallah, sen abdest aldığında ashab-ı güzel efendilerimiz koşarak gelir, abdest suyunu alır, yüzlerine sürermiş. Bir defasında buyurmuşsun, niçin böyle yapıyorsunuz diye. Bereket ve hayır umuyoruz demişler. Sen de buyurmuşsun ki, Allah ve Resulü'nün sevgilisi olmak isteyen, doğru söylesin, emanete riayet etsin, komşusunu incitmesin. Ne zaman saadet hasrını asar, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hamd eder Allah'a, şükrü öğretir bize. Eba Eyyubel Ensari ona öğrettiği kelimeleri söyler. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk ve saltanat onundur. Hamd onun hakkıdır. Onun ortağı yoktur. Hamd onun hakkıdır. Onun ortağı yoktur. Ne yaptı? Anneler, babalar ne yapmışlar değil mi? Şimdi sizi daha çok alkışlayacaklar. Bravo! Ana kara analı babalı ömür nasip etsin ama dedeli ve nineli de. Efendim bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde bir turne programı tertip edildi. 25 Eylül ve 5 Ekim tarihleri arasında Amerika'nın farklı eyaletlerinde program yapmak üzere geldik. Organizasyonu Halal Turizm üstlendi ve bunun ilk birkaç günlük programlarını gerçekleştirdik. Çok hoş oldu. Yani programa başladığım andan itibaren çok sıcak, böyle enerjik bir topluluk oluşuyor. Sanki 5-6 kişiye program yapıyormuş kolaylığıyla programlar gerçekleşti. İnşallah bundan sonraki 5 Ekim'e kadar olan süreçteki diğer programlarda inşallah böyle geçer. Ben tekrar Halal Turizm'e teşekkür ediyorum organizasyondan dolayı. Fatih Hocam ve ekibine çok teşekkür ediyorum.